Videon TR ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Tarihçi Doktor Yüksel Nizamoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. TR724'te önemli konuların altını çiziyorsunuz. Orada yazmış olduğunuz bir yazı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında yaşanan ilginç olayları gündeme taşıdınız. Tabii o yazıyı okurken günümüzde yaşanan bazı hadiselerle benzerlikler olduğunu fark ettik. Biz tarihi olayları okurken ya da değerlendirirken devlete ve topluma toz kondurmadan incelemeyi yeğlediğimiz için tarihten bazen ders çıkartamıyoruz. Bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasındaki olaylarda da açıkçası ben onu hissettim. İsterseniz şu soruyla başlayalım hocam. Vakanüvislerin bu olayı, vakayı hayriye olarak adlandırması neden? Neden bu olaya vakanüvisler böyle bir isim takmışlar? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına. Bu soruyla başlayalım, sonra detayları konuşalım. Buyurun. Evet. Şimdi tabii günümüzde son dönemde yaşanan hadiseler bizi farklı bir noktaya götürdü. Aslında biz akademisyenler derslerimizde bunu anlatıyoruz. Bu tür bilgileri artı yazıyoruz eserlerimizde ama belki halka ulaşması zaman alıyor. Evet. Ve tabii birçok şey zamanla ortaya çıkıyor. Bu da onlardan birisi. Yani Yeniçeri Ocağı işte vakanüvisler nasıl değerlendiriyor, nasıl bakıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde her padişahın görevlendirdiği, tarih yazmakla görevlendirdiği vakanüvisler var. Yani bunlar devletin resmi tarihçisi. Yani resmi tarih söylemi diye moda bir tabir var ya, aslında resmi tarih söylemi dediğimiz hadise bu asıl itibariyle. Çünkü orada vakanüvisin amacı bir padişah döneminde yaşanan hadiseyi devlet açısından, padişah açısından ele almak. Ve o dönemin vakanüvisi de bu olayı anlatan vakanüvisi de Esat Efendi. Esat Efendi Üssi Zafer diye bir eser kaleme almış. Vakay-ı Hayriye'yi anlatıyor. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırışı anlatıyor. Ve orada olaya Vakay-ı Hayriye diyor. Zaten başka bir şey deme şansı yok. Çünkü devletin resmi tarihçisi. Yani olumsuz bir gözle ya çok kötü oldu. Efendim insanlar zulme uğradı. İşte şunlar şunlar yapıldı deme şansı yok. Ama tabii burada şöyle enteresan. Yeniçeri Ocağı bizim bildiğimiz işte 1. Murat zamanında kurulduğu kabul ediliyor. Ve devlete çok büyük hizmetleri olmuş. Daha sonra raydan çıkmış. Bir sürü yanlış şeyleri var. Ama yani böyle bir hadisenin Vakay-ı Hayriye denilmesi enteresan. Hatta şöyle mübalağalı yaklaşımlar var. Mesela şu ifade kullanılmış. Diyor ki Vakay-ı Hayriye, tabii gene resmi bir söylem bu. Vakay-ı Hayriye İstanbul'un fethinden sonraki en büyük hadisedir. Şunu böyle mübalağalı, abartılı ifadeler. Tabii bu gerçek değil. Yani elbette bir dönüm noktasıdır. Önemli bir dönüm noktasıdır. Ve gerçekten de Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması gerekiyordu. Ama böyle bir vakada asıl hani benim dikkat çekmeye çalıştığım hadise devletin suçsuz ayrımı yapmaksızın herkes suçlu ilan etmesi. Ve yargılamalar mesela çıkarılıyor mahkemeye, yani güya yakalanan kişiler direkt ceza veriliyor. Yani bir savunma yapmasın. Acaba bu olaya karışmış mıydı? Gerçekten bu olayın içinde miydi demiyor. Burada tabii devletin acımasız yüzü var. Yani burada ne var? Eğer devleti siz kutsal bir varlık olarak nitelendirirseniz, kutsal bir yapı olarak görürseniz, devlet de size bunları reva görüyor. Halbuki devlet insanlara hizmet etmesi gereken bir aygıt. İnsanların hizmetinde olması gereken bir aygıt. Ve ne yazık ki bu bizim tarih geleneğimizde yaklaşım olarak bu şekilde görülmüş. Mesela Osmanlı Devleti kendisini ne olarak görüyor? Devlet ebed müddet diyor. Ebediyen yaşayacak bir devlet. Yaşadı mı? Hayır. Elbette devletlerde yıkılır, yenileri kurulur. Yani dolayısıyla Vakay-ı Hayriye kavramı veya bizim çok kullandığımız mesela ifadelerden bir tanesi Nizam-ı Alem değil mi? Nizam-ı Alem için ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte padişah kardeşlerini katletti. Normal Nizam-ı Alem için. Olabilir mi böyle bir şey? Yani bunun İnsanlık olarak da, hukuk olarak da, din olarak da yeri yok. Yani bunlar ama kutsal devlet kavramıyla yaklaştığın zaman bunlar normal gözüküyor. Ve Vakay-ı Hayriye'de de yaklaşım, hani o dönem Bakanı Esat Efendi'nin yaklaşımı, ya bu çok hayırlı bir olay. İstanbul'un fethine benzer bir hadise. Tabii bu, ki alakası yok ya. Biraz padişahın sırtını sıvazlamak gibi bir şey olmuyor mu hocam?
Yani padişaha biraz daha şirin görünmek için devletin resmi tarihçisi olayları tamamen doğru karar verdiniz, hayırlı bir iş yaptınız şeklinde resmi kayıtlara geçiriyor. Ama bize ulaşması da bu şekilde olmuş oluyor, öyle değil mi? Biz de o şekilde Öyle tabii. bakıyoruz tarihe. Başka bir şansı yok. Onun başka bir şansı yok. O hani devletten maaş alan bir görevli. Dolayısıyla o öyle yazacak. Hani resmi tarihçi böyle yazıyor ki şimdi o tür vakan üstlerinde de hani hakkını da yememek lazım. Birçok olayı da görebiliyorsunuz. Çünkü günler, tarihler, yani bunlar doğru bilgiler. Sayılar, birçok şeyler doğru bilgiler. Ama orada biz ne yapıyoruz mesela bir akademik yaklaşım olarak? Doğruları, yanlışları ayırt ediyoruz. Fakat onun oradaki görevi elbette padişahın yaptığı her icraatı onayladığı için onun çok güzel bir hadise olduğunu söylüyor. Evet. Halbuki şimdi Yeniçeriler buyurun. Hocam 3.000, bazı kaynaklara da 6.000 kişinin toplu olarak yargılanıp öldürüldüğü bir hadise, bu bahsettiğimiz hadise. Dolayısıyla detaylarına baktığımızda işte ihbarların yapılarak insanların evlerinden alınıp yaka paça götürülüp idam edilmesi söz konusu. Burada yaşanan hukuksuzluklar da var, fakat biz tarihi değerlendirirken hep devlet ve insanlara toz kondurmadan değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu objektifliğimizi de ortadan kaldırmış oluyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bir tarihçi olarak? Şimdi burada iki hadise var. Böyle iki boyutlu gitmemiz lazım. Birincisi Yeniçeriler. Şimdi Yeniçeri Ocağı gerçekten devlete çok büyük hizmetler etmiş. Ülkeye diyelim, insanlığa hizmetler etmiş. Fetihlerde önemli rol oynamış. Ama zamanla tabii sonuçta her askeri güç devletin gidişatını etkileyen önemli bir güçtür. Yeniçeriler de ne yapmışlar? Zaman içinde mesela padişah değişikliklerine etkili olmuşlar. Bazen ulema ile beraber, bazen halkın da desteğini almışlar, bazen medrese öğrencilerinin desteğini almışlar ve gerçekten ne diyelim sınırı aşmışlar. Yani böyle bir roller yok normalde. Mesela en büyük zulümleri yani Genç Osman'ı mesela tahttan indiriyorlar ve bir sürü zulümle yani yapılmaması gereken hakikaten çok kötü davranışlarla öldürüyorlar mesela. Bunlar çok büyük yanlışlar. Mesela Lale Devri'ni sona erdiren Patron Halil isyanında gene aynı hataları var. Bir de şöyle bir konuma geliyorlar. 18. yüzyılda artık Osmanlı Devleti yenilikler yapmaya çalışıyor. Devleti dönüştürüyor. Öyle diyelim. Avrupa yörüngü alıyor. Yeniçeriler burada statükoyu temsil ediyor. Yani yeniliklere karşı çıkan. Çünkü şöyle bir düşünüyorlar. Diyor ki yeni bir ordu kurulursa, teknolojiye vakıf yeni bir ordu kurulursa benim işim bitecek. Ve tepki gösteriyor. Şimdi Nizam Velid diye 3. Selim'in kurduğu ordu ki modern bir ordudur. Bu Avrupa örnek alınmıştır. Mesela Napolyon'un ordusunu durdurmuştur. Napolyon bir sürü efendim işgaller yapmış ama Akka'da Nizam Velid karşısında yenilmiş. Ama Yeniçeri bunu da hazmedemiyor. Şöyle görüyor. Diyor ki bunlar rakip. Şimdi gelinen nokta itibariyle 2. Mahmut'un yapması gereken gerçekten Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması gerekiyor. Yani buna son vermesi lazım. Bunun başka çözümü yok. Fakat problem ne? Bunun normal bir yoldan olması lazım. Ama Yeniçerilerin yaptığı hatalar yani gelinen nokta öyle bir nokta ki 2. Mahmut şunu yapıyor. Konjüktürü iyi ayarlıyor. Mesela artık hani kafaya koymuş Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracak. Ne yapıyor? Şeyhülislam'ı değiştiriyor. Kendisine yakın birisini tayin ediyor. Müderrislere efendim payeler veriyor. Yani onların gelirlerini biraz daha arttırıyor. Bakın onların desteğini sağlıyor. Bu arada efendim Yeniçeri Ocağı'nın başına kendisine yakın birisini tayin ediyor. Zemini ayarlıyor. Ve Yeniçerilerin halktan ve ulemadan destek almalarının önünü kesmiş oluyor. Şeyhülislam'dan da fetvayı alıyor ve Yeniçeriler isyan edince, yeni bir ocak kurulup da ayaklanınca bu sefer kışlalarını topa tutuyor. Tamam, buraya kadar normal. Fakat daha sonraki hadiselere baktığımızda bütün Yeniçeriler suçlu ilan ediliyor. Ve mahkemeye çıkarılan herkes cezalandırılıyor. Bunun yanında mesela yapılan şeylere bakıyorsun. O kadar hani büyük bir antipati oluşmuş ki öyle bir hareket tarzı ortaya çıkmış ki Yeniçerilerin mezarları tahrip ediliyor mesela. Yani bu boyuta kadar varmasına gerek yok. Bu insanlar daha önce de yani hani devlet açısından baktığımızda önemli hizmetleri olmuş. Ama devletin burada biz acımasız yüzünü görüyoruz. İkinci kısım da şu. İkinci kısmı Bektaşilerle irtibatlandırılıyor. Yani Bektaşi tarikatı, o zaman için Bektaşilik dediğimiz, hani bir anlatıma göre Hacı Bektaş Veli Yeniçeri Ocağı'nı efendim ziyaret ediyor ve bundan da adı Yeniçeri olsun diyor. Yani tarih olarak uyuşmuyor. Muhtemelen bunun temelinde şu var. Osmanlı'da her meslek grubu kendisine büyük bir zatı
pir olarak kabul etmiştir. Yani işte terziler Hazreti İdris Aleyhisselam'ı, efendim kahveciler mesela Şazeli tarikatının kurucusu Şazeli Efendi'yi ne yapıyor? Kendisine pir kabul etmiş. Muhtemelen Yeniçerilerin de böyle bir şeyi var. Ama zaman içinde Bektaşiler daha etkili olmuşlar Yeniçeri Ocağı'nda. Hani %100 demesek de etkili olmuşlar. Ve bu sefer muhtemelen şöyle düşünüyor devlet. Diyor ki bunun toplumsal tabanındaki Bektaşiler. O zaman bunların da yok edilmesi lazım. Bakın Yeniçerilerle başladı. Bu sefer hani devletin şöyle bir şeyi vardır. Biz bunu 12 Eylül'de de gördük mesela. Evren Paşa ne diyordu? Birkaç kişiyi sallandıracaksın. Hani çok acı hadiseler var değil mi? Evet. Yani yaşı küçük diye mesela idam edemiyor. Yaşını büyütüyor ve idam ediyor. Yani burada suçlu suçsuz ayrımı ortadan kalkmış, hukuk ortada yok. Ve aynı şeyi ne yapıyor orada? Mesela birkaç göstermelik idam yapıyor. Arkasından da Bektaşilerin türbelerini, tekkelerini kapatıyor. Ve tabii acı hadise şu, bunları kendisine göre devlete daha yakın gördüğü tarikat, bakın o tekkelerin yönetimini mesela daha çok devletle özdeşleşen tarikat Nakşibendiliktir. Evet. Nakşibendilere veriliyor mesela. Rıfailere veriyor. Mesela Kadirilere veriyor. Bunlar gelip o tekkelerde bu sefer kendi diyelim zikirlerini yapmaya başlıyorlar. Devletle Enteresan iyi onlar. geçindikleri için sadece. Devletle iyi geçindikleri için ve devletin emrinde oldukları için. Onlar da şunu demiyor. Ya bu bizim hakkımız değil. Aslında bunlar Bektaşilerin de. Yani başka bir tarikat. Diyelim ki Bektaşi tabii burada Şeyhülislam'ın fetvası bu uzun uzun konuşulmuştur bir mecliste. Oradaki yaklaşım. Mesela Bektaşilik diyelim ki diyorlar ki bu sapkın bir tarikattır. Bak, evet. Kullandıkları ifade. E tamam da bu tarikat 400 senedir, 500 senedir, 600 senedir var. Yani o zaman değil de şimdi mi oldu? Değil mi? Ama konjüktür orada bunu kendine göre, devlet bunu uygun görüyor. Ve ne yapıyor? Bektaşilerin de türbelerini kapatıyor. Efendim tekkelerini kapatıyor. Ve hatta yine aynı dediğimiz o Yeniçerilerin mezar taşlarının tahrip edilmesine benzer hadiseler yaşanıyor. Ve çok ilginçtir. Şimdi Bektaşiler, Yeniçeriler ne yapsın? Mesela İstanbul'da canla okuyorlar bu insanları. Suçsuz ayrımı yok. Kaçıyor. Anadolu'ya kaçıyor. Balkanlara kaçıyorlar. Ve Bektaşilerin asıl toplandığı, en yoğun toplandığı bölge de Balkanlar oluyor. Özellikle neresi? Arnavutluk. Arnavutluk'ta Bektaşi tekkeleri var. Bektaşi tekkeleri gidiyor insanlar oraya sığınıyor. Ve kendi izini bu şekilde kaybettiriyor. Hatta bir çalışmada şöyle bir şey ortaya çıkmış. Arnavut milliyetçiliğinin gelişiminde Bektaşilerin çok ciddi bir rolü var. Ve bunlar tabii devletle araları iyi değil sonuçta. Yani böyle bir acı hadise yaşadılar. Evet. Ve Arnavut milliyetçiliği, hani Osmanlı'dan şöyle bir örneği vardır Arnavut milliyetçiliğinin. O zamana kadar mesela Kürtler, Arnavutlar, Araplar, Çerkezler, Osmanlı hepsi beraber yaşıyordu. Ve Arnavutlar Osmanlı'dan ayrılan ilk Müslüman topluluk. Bakın oraya kadar giden, daha sonra Araplara da örnek teşkil eden bir hadise yaşandı. Ve bunun temeline bakıyorsunuz, geriye doğru gittiğiniz zaman Vakai Hayriye ve arkasından yaşanan acı hadiseler var. Peki hocam, Bektaşilik kaldırılmak isteniyor sonrasında. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla beraber Bektaşiliğe sıçrıyor. Asıl amaç, yani bu olayların ilk başladığında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması değil mi? Bektaşilik değil. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ama dediğim gibi Bektaşilikle özdeşleşmiş Yeniçeri Ocağı. Evet. Hatta mesela Yeniçeri Ocağı'na Taife-i Bektaşiyan denilmiş. Bektaşi Ocağı denilmiş. Yani bu derece artık birebir örtüşmüş vaziyette. Muhtemelen devlet burada şunu hesaplıyor. Diyor ki tamam Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdık ama halk tabanında da bunlar Bektaşilerle iç içeler. Yani oradan bir tepkiden çekindiği için bu sefer ne yapıyor? Çok acımasız davranıyor. Mesela onların Hacı Bektaş'ta bir şeyhi var o dönemde. Ubeydullah Efendi galiba, tam ismini hatırlayamadım. Onu sürgüne gönderiyor. Nereye? İşte Amasya'ya sürgüne gönderiyor. Önce idamla yargılıyor, sonra sürgüne gönderiyor. Evet. Ve bu insan mesela bir olaylarla falan alakası olmadığı anlaşılıyor. Yani gurbet. Hani o zamanın şartlarında çok acı bir şekilde şiirler yazmış, hislerini kaleme almış. Ve tabii bu tür hadiselerin şöyle bir boyutu var. İhbar furyası başlıyor. Yani hani günümüze benzer şekilde, günümüzde de bu hadiseleri çok acı bir şekilde yaşadık. Hani sen insanlara şunu dediğin zaman, sen çık efendim işte ihbar et. Şimdi normal halkın bir ölçüsü yok bu konuda. Ne yapıyor? Kendi önünde mesela makam olarak engel gördüğü, mevki olarak engel gördüğü veya kıskandığı insanları
ihbar ediyor. Mesela ne yapmışlar? Bektaşi diye alakası olmayan bir sürü insanı ihbar etmişler. Mesela bunlardan birisi çok acı bir hadise. İşte Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi diye o dönemde bir ilmi teşkilat var İstanbul'da. Onun üyelerinden Şanizade Ataullah Efendi. Yani bu adamı Bektaşi diye ihbar etmişler ve yargılanıyor. Tire'ye sürgüne gönderiliyor. İzmir'in Tire ilçesi var. Bakın oraya sürgüne gönderilmiş. Adamın alakası yok. Evet. Yıllar sonra Ahmet Cevdet Paşa diyor ki Bektaşi falan değil de diyor. Bu diyor sadece ihbarla hani bu öyle bir şeyle sürgüne gitti diyor. Ve bakın sürgüne gönderiliyor. Sonra padişah kendisini affediyor. Yani af kararı çıkıyor. Af kararını getiren görevli kendisine tebliğ ederken ne demesi lazım? Efendim affınıza, itlakınıza diyeceği yerde itlafınıza diyor. Telef olmanıza, öldürülmesine diyor. Ve adam kalp krizi geçiriyor diyor. Şimdi hani bunun vebali değil mi? Evet. Yani yüzlerce, binlerce insan hani Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. Ne diyor? Bir gemide diyor efendim 99 cani olsa, bir tane masum olsa o gemi batırılmaz. Yani hukuk budur. Yani hukuk oradaki suçluları ayırt etmektir. Evet. Yoksa sen kendini efendim suçsuzluğunu ispat et. Bu marifet değil ki. Hı hı. Yani asıl mesele bu olması gerekirken ne yazık ki bizim tarihimizde Cilali isyanları da böyle. Efendim bu hadise de böyle ve daha sonrasında ne, çok acı bir şekilde yaşanan tabii linç hadiseleri var. Hı. Yani ama burada şöyle de düşünmemek lazım. Toplum yani halk burada ne aşamada nerede? Halkın yönlendirilmesine bağlı. Yani bu toplum Osmanlı'yla beraber fetihlere de gitmiş. Değil mi? Balkanlara kadar gitmiş. Avrupa'ya efendim İslamiyet de götürmüş. Evet. Ama bir tarafta yanlış yönlendirildiğinde de insanları linç etmiş. Bunun örnekleri de var. Evet hocam, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması böyle olaylara sahne olmuş. Büyük cezalar verilmiş. Fakat günümüze baktığımız zaman Yeniçeri Ocağı'nın marşı sanki milli bir marş gibi sunuluyor. Hatta insanların manevi duygularını, o tarihi hamasetini okşamak için "ver mehteri" deyip ekranlardan bile şu an mehteri kullanıyorlar. Mehter marşı çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Enteresan tabii. O da ayrı bir hani garabet. Mesela şu an televizyonlarda çok seyredilen bir Abdülhamit filmi var. Abdülhamit dizi filmi başlarken Mehter Marşı ile başladı. Ben size sorayım. Abdülhamit Mehter dinlemiş olabilir mi? Hayır. Mehterhane 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra Mehterhane'yi de kaldırdı. Çünkü Yeniçerilerle direkt bağlantılı. Ve onun yerine askeri bando olarak Avrupa'yı tarzı İtalya'dan bir hoca getirdi. Donizetti Paşa diye. Donizetti Paşa yeni bir mızıkayı bandoyu hümayun diyor bir sistem kurdu. Ve o devam etti. Evet. Ne zamana kadar? İkinci meşrutiyet dönemine kadar. Yani yaklaşık 100 yıl Osmanlı Devleti'nde mehter diye bir şey yoktu. Biz bunu anlattığımız zaman bir okuyucumuz şöyle yazmış. Diyor ki siz diyor Abdülhamit'i bilmezsiniz. O gene de dinlemiştir diyor. Fakat tabii gerçek değil. Bunlar tamamen hayalden ibaret. Abdülhamit mesela kesinlikle Türk müziğinden hoşlanmıyor. Kendi ifadeleri var. Ben diyor Türk müziğini melankolik buluyorum diyor. Yani psikolojiyi bozuyor diyor. Ve ne yapıyor? Batı müziği dinliyor. Biz Mehter'i 2. Mahmut yasakladı. 2. Mahmut'tan sonra 2. Meşrutiyet devrinde yeniden ihya ediliyor. Cumhuriyet döneminde tekrar yasaklanıyor. 1935 yılında yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mehter tekrar yasaklanmış. Ve tekrar ortaya çıkması Menderes döneminde. Evet. Mesela şu anda Mehter takımının çaldığı marşların hemen hemen %90'ı son dönemin ürünü. Eski dönemden doğru düz marş yok. Bunlar da kaybolmuş. Yani o da ayrı bir garabet. Burada şöyle bir problem var. Hamasetle olaylara bakma, efendim realist olmama bu problemlere yol açıyor. Yani ver Mehter'i anlayışında da aynı şey var. Yani sen realiteyi görme, gözlerini kapa ama Mehter takımını dinle. Mehter'i zaten Osmanlı kendisi yasaklamış. Yani düşünün yani 2. Mahmut Mehter'i yasaklamış, kaldırmış yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bu olayın günümüze ışık tutan tarafları var. Son olarak birkaç cümle alalım bu konuyla ilgili ve veda edelim izleyicilerimize. Buyurun. Ben burada şöyle görüyorum. Yani devlete ayrı bir kutsallık atfettiğiniz zaman o devlet kendini bizim eski tabirimizle baba olarak görüyor. Evet. Ve baba da hani bizim kültürümüzde çocuğunu döver, çarpar efendim ve bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bunun yerine yani anlayış olarak şöyle bir noktaya gelinmesi lazım.
devlet değil de işin merkezinde hayatın özü, esası insan. İnsan merkezi bir anlayışa geçirilmesi gerekiyor. Bir ikincisi de şimdi Vakay Hayriye gibi bizim tarihimizde bir sürü acı hadise var. Mesela bir gazeteci Ali Kemal. Şimdi bu Milli Mücadele döneminde efendim Hürriyet ve İtilaf Fırkası adına muhalefet etmiş. Ve yakalanıyor İstanbul'da. Ankara'ya gönderilecek, yargılanacak. Tabii ki yargılanması lazım. Ama Nurettin Paşa diye bir komutan İzmit'te bu adamı linç ettiriyor. Şimdi düşünün, linç kültürü, bakın yani bizim kültürümüz acaba var mı yok mu tartışıyoruz. Böyle bir hadise var. Dolayısıyla asıl yerli yerine konması gereken bu tür hadiselerin, geçmişte yaşanmış bu tür hadiselerin daha detaylı bir şekilde ortaya konulup devlet merkezli anlayış yerine insan merkezi bir şekilde açıklanması ve bunlarla yüzleşilmesi. Yani şimdi mesela bir akademisyen ihraçları değil mi? Ben bir akademisyenim. Üniversitem kapatıldı. Buna benzer 7500 tane akademisyen şu anda ihraç edilmiş vaziyette. Evet. Yani bu insanlar bir yerde çalışamıyor. Bunların başka bir mesleği yok. Yani ancak yazar, çizer, laboratuvarda araştırma yapar. Şimdi biz aynı hadiseyi mesela nerede görüyoruz? 12 Eylül'de görüyoruz. Aynı hadiseyi 27 Mayıs darbesinde görüyoruz. Aynı hadiseyi efendim Tek Parti devrinin sonlarına görüyoruz. Aynı hadiseyi 1933'te Darülfünun kapatıldığında görüyoruz. Şimdi aynı hatayı niye yapıyoruz? Şimdi neden yapıyoruz hocam? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına biz ulaşamayacak mıyız? Tarih hep böyle tekerrür mü edecek? Yani, ne yazık ki. Yani bizim hani batıyla belki farkımız bu. Yani doğuda devlet kutsal sadece bize değil bu. Evet. Yani bu efendim Suriye için de geçerli, bu Irak için de geçerli, bu efendim Libya için de geçerli ve onların halini görünce insan bunun yanlışlığını görüyor. Halbuki insan merkez alındığında bu yaklaşımlar değişecek. İnşallah bundan sonra değişir diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Efendim bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tarihçi Doktor Yüksel Nizamoğlu beyefendi bizlerle birlikteydi. TR724'te kaleme almış olduğu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ilgili olan hadiselerini anlattığı bir yazısını konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.